Alo. Ha Zeynep. Defalarca aradım Şule. Merak ettim. Biz kocamla karar verdik. Meleği sana vereceğiz. Gel al çocuğu, tamam mı? Ne? Anlamadım. Ya anlamayacak ne var? Karar verdik, konuştuk. Meleği sana vereceğiz. Para pul da istemiyoruz. Zaten yakında bir çocuğumuz daha olacak. Biz ikisine bakamayız. Hem Melek seni daha çok seviyor. Ne bu şimdi? Yeni bir oyun mu? Evet. Yalan mı söylüyorsun yani? Ay evet, 50 kere mi söyleyeceğim sana işte? Kocamla razıyız. Sabah saat 10'da gelirsin, Meleği alır gidersin. Ben sana zaten geleceğin yeri mesaj atacağım. Anladın mı? Çok iyi anladım. Görüşürüz. Görüşürüz. Aferin. Bu kadar basit. Anneme kavuşacağım. Cengiz abi. Ne var lan? Acıyor. İyi. Cici yandan gelince sever okşar. Geçer. Ne oldu kız? Cici yandan duyunca çok mu mutlu oldun? Ha? Hemen yüzün güldü. Ama bak daha şimdiden 5 dakika geç kaldı. Vallahi çok umutlanma. Belki gelmez. Belki unutmuştur seni. Ha? Geliyor. Alo. Ha, bir ihbarda bulunacaktım. Adapazarı yakınlarındayız. Evet. Sokar teyze! Turna! Kıpırdama! Sen kimsin lan? Zeynep Örtmen nerede? Ben bakıcısıyım, ben geldim. Ben... Ya dur orada! Bak ben bakıcı makıcı tanımam kadın. Zeynep nerede? Ya ben geldim diyorum işte, beni yolladılar, ne yap? Ulan bir adım daha atarsın kızım. Dur, sakin ol, dur buradayım, tamam, tamam. Tuzaktan korktu değil mi, ama tuzak kurmaktan en iyi o anlar. Silahsız adamı vurdurmayı, sevgilisiyle bakıcısını öne atmaktan o anlar. Tuzağın Allah'ını kuracağım. Ya ne fark eder? Ben geldim işte. Zeynep ya da ben, ne fark eder? Bırak çocuğu. Bin kız arabaya. Hayır. Ne olur, ben geldim işte. Bak kıpırdamaz. Gebertirim seni. Bana bak. O çocuğa bir zarar verirsen seni mahvederim. Öldürürüm adam seni. Öldürürüm seni. Dur lan. Korkma. Korkma, korkma, korkma. Korkma yavrum, korkma. Dur, korkma, 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 korkma. Kurtaramadım ben çocuğu. Tamam, tamam, tamam. Hadi gidelim. Yavrum. Bir süre öleceğiz. Hadi iç şunu kızım. İstemiyorum. Ama kahvaltı da etmedin. Karnındakini düşün. Hala ses yok Cengiz'den. Benim derdim Cengiz de değil zaten.
Senin oğlun gözü kara. Her türlü belaya girer. Maşallah hiçbir zarar görmeden de çıkar. Ama bu sefer niyetlendiği şey... Neyse. Benim vicdanım rahat. Ben elimden geleni yaptım. Eğer mesajı aldıysa gelmemesi lazım o Zeynep'in de. Şey bu... Zeynep kim? Yani Melek'le, Cengiz'le ilgisi ne? Boş ver anne ya. Zor günler geçirdi benim Cengiz'im. Manyak bir babası vardı. Gerçi pek görmedi. Sonra bir de üvey babası oldu. Ama... Yani babalıktan anlamaz o. Arabadan dışarı çıkmayacaksın. Cengiz! Cengiz! Zeynep gelmedi. Ama ben yapacağımı biliyorum Jule. Cengiz, lütfen. Geride bırak artık her şeyi. Ne olursun gelmezse gelmemiştir. Ne olacak yani? Bundan sonra yeni bir sayfa açalım hayatımızda. Annenin yanında yaşayalım. Ne olursun. Jule, bitti. Buraya kadarmış. Bu hayatta kimse bana oyun oynayamaz. Oynayan bedelini her zaman ağır ödedim. Her zaman bedelini ağır ödedim. Ya o Zeynep karısı ayağıma gelecek. Ya da senin ölecek. Ne yapacaksın o zincirle Cengiz? Benim için anca böyle sonra. Ne yapacaksın o zincirle? Benim çocuğumun suçu ne? Niye ondan intikam alıyorsun Cengiz? Cengiz! 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 Cengiz aç! Cengiz kapıyı! Cengiz aç! Senin suçu çocuğun ne suçu? Cengiz! 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 Niye benim kızımdan intikam alıyorsun Cengiz? Anne öldürecek çocuğu galiba. Cengiz arıyor. Alo? Ya tuzak diye korktun gelmedi. Bir de başkasını yolladın kontrole. Sen benimle dalga geçtin be öğretmen. Bakın ben... Tamam kes. Haberin olsun, oyunun kuralları artık değişti. Bak nasıl yapıyoruz biliyor musun? Tam bir saatim var. Vallahi geldin geldin. Gelmedin. Artık bu kız ölür. Ama gelirsen de hapsi boylayacaksın. Ne demişler? Ya 40 katır, ya 40 satır. Vallahi artık benden çıktı seçim senin öğretmen. Neredesin söyle geliyorum hemen. Yapma ya. Ben sana açık adresi vereyim, sen de polisleri önden yolla değil mi? Ben sana yavaş yavaş tarif ederim, sen merak etme. Eğer polisleri yine peşine takarsan... Allah'ıma kitabıma. Asılsan bile ben bu kızı gebertirim. Gebertirim. Öldürecek çocuğu. Öldürecek çocuğu. Kesin öldürecek bu sefer. Bir saatim var dedi. Kurtarmam lazım kızımı. Burası. Küçükken evden kaçtıkça da hep buraya saklanırdı. İnşallah buradadır. Cengiz! 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 Cengiz Melek. Oğlum! Melek neredesin? Cengiz! 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 Cengiz, Cengiz ne yapıyorsun burada? Nerede çocuk Cengiz? Nasıl buldun hemen beni? Tabii benim evim burasıydı ya. Tamam Cengiz, tamam. Cengiz tamam, Melek nerede ne olursa. Allah Allah, ne bileyim ben nerede ya. Anne,
Ya sen merak etme, Zeynep gelecek kurtaracak kızını. Evet ama ben ona bu dünyayı dar edeceğim. Yıllarca çıkmayacak acısı, rahat olun. Tamam Cengiz, söyle şimdi ama Melek nerede, tamam mı? Allah Allah, ben neyim? Melek! Biraz daha hızlı ne olur. Sesi çok ciddiydi. Sakin Zeynep, sakin ol. Bak bu Cengiz'in yeni bir oyunu olabilir. Hayır, değildi. Sesi çok kızgın geliyordu. Ali Bey'in ve Gönül Hanım'ın oraya gitmesi onu çok sinirlendirmiş. Ay, bir şey yapacak Turna'ya. Bir şey yapacak Turna'ya, hissediyorum. Tamam. Önce bir şuraya yara, belki bir şeyler biliyordur. Oğlum. Yazık, günah değil mi? Bir anaya bu yapılır mı? Ya. Sen analık nedir biliyor musun? Sen kimsin bana analıktan bahsediyorsun be kadın? Cengiz, ne olur yapma Allah aşkına ya. Ulan bir susun! Vallahi bir cinnete bakar topunuzu yakarım ya! Dur! Konuş. Alo. Zeynep, ne olur gel ya. Allah aşkına yeter. Zeynep gel, bekliyorum seni, gel. Allah aşkına gel ne olur. Bir şey yapacağım Turna. Turna öldürecek. Öldürecek Sinan, bir şey yap, öldürecek kızımı hızlı. Biraz daha hızlı öldürecek. Tamam. Çok az vakit kaldı. Yetişeceğiz. Ne olur biraz daha hızlı. Tamam, yetişeceğiz. Tamam. Oyun bitti. Hadi bana eyvallah. Cengiz. Allah aşkına söyle, Melek nerede Cengiz? Cengiz oğlum. Ne olursun bak, Zeynep'i ikna edeceğim diyorum. 500 bin isteyeceğim ondan. 1 milyon isteyeceğim Cengiz. Çok paraları var. Cengiz, verirler. Şöyle. Melek öldü. Çıkarmadım. Öldü. Ölmemiştir. Hayır, ölmemiştir Cengiz, ölmemiştir. Hayır, ölmemiştir anne, ölmemiştir Cengiz. Oğlum, yazıktır, günahtır. Çıkar şu hayvanı şuradan. Hayır işte, çıkarmayacağım. Cengiz. Melek'ten de vazgeçeriz. Tamam mı? Onu da Zeynep'e veririz. Hayatımız boyunca bir daha yüzünü görmeyiz Cengiz. Ne olur söyle, küçücük yavrucağı nereye koydun Cengiz? Söyle. Bu hayatta herkes bana yaptığının bedelini ödeyecek. Ah! Anne! Ne yaptın? Ne yaptın? Anne! Burada! Bunu al! Çabuk çocuk! Çabuk! Çıkar! Melek! Thank you.
Anne! Anne ne zaman beni? Anne donmuş Melek çocuk. Ya. Anne! Melek! Melek! Melek ya! Anne! Melek ya. Anne ölmüş mü anne? Melek! Anne! Melek! Melek! Durmuş kızım. Bir şey söyle kızım. Melek annen ya. Geldi bak. Annen burada Melek. Anneciğim Melek uyan. Yavrum. Melek uyan. Uyan Melek. Bak annen burada Melek. Melek! Melek! Kızım! Kızım! Yavrum! Melek! 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 Anne uyanmıyor. Melek! Melek! Kızım bir şey söyle bak annen geldi. Bak buradayım ne olur bir şey söyle. Melek! Melek! Melek ne olur uyan. Ben sana hiç iyi bir anne olamadım. Ama sen çok iyi bir kız olmaya uyan olur mu? Lütfen uyan anneciğim. Ne olur aç gözlerini. Ben sensiz yaşayamam ya. Nerede? Melek! Melek! Anne! Uyandı! Anne! Kızım! Sen benim sesime mi geldin ya? Şükürler olsun. Benim sesime geldi gördün mü ya? Melek yaşıyor işte. Ben uyandırdım onu. Ben kurtardım. Kimse kurtarmadı. Ben kurtardım kızımı gördün mü? Sonra daha güzel olacak. Söz veriyorum. Söz veriyorum kızım. Daha güzel olacak her şey. Atayım mı önünü acaba? Ne yapayım? Ha? Ne oldu değil mi? Bunu da mı giydireyim? Ne yapayım? Cengiz! 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 Cengiz oğlum! Cengiz! Ne oldu? Cengiz gitmiş. Gitmiş. Al et şunu. Çok korktu. Neye gelir? Yavrum bana mısın demedi. Melek sana tost yaptım mutfakta. Ah. Alışkın zaten Melek böyle şeylere. Şerbetlendi o kadar çok şey yaşadı ki. İyi bir şey değil tabii. Aylık. İki.
Cengiz'den mi? Evet. Sen Cengiz'i resmen seviyorsun vallahi. Peki bu karnındaki çocuk Cengiz'in içindeki masum çocuğu da uyandırır ha? Çünkü var biliyor musun? Onun içinde de iyi, temiz, masum bir çocuk var. Beni ne çok severdi. Annem derdi. Böyle gözlerimin içine bakardı. Sonra beni sevmemesi gerektiğini öğrettiler ona. Dünya alem bir oldu, öğretin. Hiç sesimi çıkarmadım. Sırf kendini kurtarsın diye. Eğer beni küfrederse, beni iterse... o zaman onu alkışlayacaklardı. Adam yerine koyacaklardı. Yapsın diye bekledim. Yapamadı. Biliyor musun? Öyle yüzüme baktı. Senin anan tükür suratına dediler. Yapamadım. İşte o vakit bir tane vurdum suratına. Eğer dedim yüzüme tüküremiyorsan sen de dedim. İşte o zaman köpürdüm. Yere itti beni. Vurdu bana. Tekmeledi beni. O çocuğum. Gözlerinin içine bakmaktan korktuğum bir canavara dönüştü. Şimdi belki karnındaki bu çocuk onu iyileştirir. Olur. Neden olmasın? Ne oluyor lan? Telefonu takip ede devam etsin. Şu telefonu lütfen bırakır mısınız? Ve bize yardım edin lütfen. Bastırdığım zaman göğsünüzde ağrı var mı? Doktor, bir şeyim yok benim. Ada pazarında tespit ettiğimiz bir adres vardı. Biliyor musun sen? Tamam. Tamam, oraya da birilerini gönderin. Bir kontrol etsinler. Sinan Bey, bakın sizi muayene etmemiz gerekiyor. Yüksek mekanizmalı travma yaşadınız. Vücudunuzda fark etmediğimiz çeşitli ve ciddi yaralanmalar olabilir. Çocuğun gününü bulmamız lazım. Nasıl olduğunu öğrenmemiz lazım. Zeynep uyandığı zaman ilk onu soracak adım gibi biliyorum. Ben haberdar edin. Sinan Bey, beni duydunuz mu? Tamam. Duyuyorum doktor. Duyuyorum, çok sağ olun. Lütfen. Ama inan bana, şu an dünya üzerinde en son kendimi dert ediyorum.
Lütfen, lütfen yatın lütfen. Ya kim uyduruyor öyle tehdit mehdit? Yok öyle bir şey. Anında kızım işte görüyorsunuz yani turp gibi. Maşallah. Ay niye soruyorsunuz ki anlamadım. Bir de senden duyalım bakalım. Nasılsın? Biri sana kötü bir şey yaptı mı? Canını yaktı mı? Hayır. Olsa bize söylerdin değil mi? Görüyorsunuz işte. Yani sonuçta benim kızım hiçbir sorun yok. O benim canımın bir parçası. Peki kusura bakmayın rahatsız ettik. Sağ olun iyi günler. Allah razı olsun senden. Oğlumu ele vermedin. Seviyoruz benden. Ne yapalım? Hem o da evladımın babası. Geç kızım içeri. Hadi.